Merhabalar. Bildiğiniz gibi ben Ankara'ya gittim arkadaşlar. Rantos Sevit binasını ziyaret etmeye. Çok çok keyifli bir yolculuktu. Zaten bu videolar genel olarak bir vlog halinde ilerleyecek. Siz de yolculuğumuzda orada benim karşılandığım böyle müthiş bir karşılamayı falan hepsini bu videoda görebileceksiniz. Kesinlikle bayağı bilgilendiğimi düşünüyorum. Umarım bu videodan sonra siz de bu konuda bilgilenmiş olursunuz. Round'un ürünleriyle ilgili veya genel olarak işleyişiyle ilgili kafanızda oluşabilecek soru işaretlerini bu videoda gidermeye çalıştık. Ama hala eğer bazı sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Ben bunu Instagram'da da söyledim zaten. İşte Round'a gidiyoruz, saha yaşasın paylaşımlarının hemen öncesinde. İşte yorumlara sorularınızı yazın demiştim. Ve birkaç tane çok ilgimizi çeken soru oldu. Bu videoya da yazın. Hepsini cevapladım. Böyle detaylı güzel bir video yapmayı düşünüyorum zaten. Hatta o videoda olacak başka bir tane daha tatlı bir şimdiden size çıtlatmak istediğim bir haber var. O da şu ki bir adet çekiliş olacak arkadaşlar. Bu çekilişte Round'dan set hediye etme gibi bir durumumuz var. O yüzden bunun için çok heyecanlıyım. Onu böyle yani haberini şu andan vermiş olayım. Beklemede kalın o konuda. Ayrıca çekilişten farklı olarak da şöyle bir durum var. Bir adet indirim kodum var. Eğer ilgilenirseniz GUSE 4 Round olarak onu kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi ne kadar tatlı, güzel bir ofis turu olduğunu siz de kendi gözlerinize görün, izleyin. Çünkü ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif alırsınız. Öptük. Hadi videoyu izleyin. Evet, şu an sabahın 6'sı ama nedense normalde sabah 6'da kalkmalarıma göre daha iyiyim. Çok büyük ihtimalle video çekmem gerektiği için. Bugün vloglamaya karar verdim. Çünkü bugün Round'la beraber bir toplantı gerçekleştireceğiz ve çok keyifli bir gün olacağından eminim. Çünkü Ankara'ya gidiyoruz. Şu anda bütün arka koltuk bana kalmış olacak. Yani yanımda yastık ve bir tane battaniye falan var. O yüzden kendime şöyle güzel, sıcacık bir alan yaratacağım şimdi izninizle ve 4 saat boyunca olabildiğince uyumaya çalışacağım. Bu kadar fazla enerjik bir hale gelmişken, suratıma soğuk sular çarpmışken, sizlere güzel bir video açılışı yapmak için kendimi uyandırmışken nasıl bunu başaracağım bilmiyorum ama uyumaya çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Şu anda daha az uykulu bir GUSE olarak karşınızdayım. Havada böyle uçuşan beyaz beyaz şeyler görüyordum. Sonra dedim ki kar yağıyor. Evet, bu güzel bir farkına varıştı. Şu anda da babam ava giden avlunu yapıyor. Teşekkürler babacığım. Evet, şu anda şeye geldik. Sebit'e geldik. Yani Round'un normalde olduğu yere. Sanki normalde olduğu yer deyince şu an başka bir yer dilermiş gibi oldu. Hayır, Round burada. Ekip burada. O yüzden gidip birazcık işte insanları işlerinden mahrum bırakacağız falan. Bayağı keyifli olacağı benziyor. Orada işte konuşabileceğim bir sürü farklı farklı şey var. Genel olarak bu ders çalışma platformunun kimler tarafından oluşturulduğuna bakmış olacağız böylece. Sebit binasının içindeyiz. Round'u ziyarete geldik. Aklınızda ve aklımızda bulunan bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz ben artık gezmeye başlayalım. Ben 9. sınıf sayısısın gerçi ama TM ya da yani sözel sayısal ya da eşit ağırlıklı evet. Eşit ağırlıklı olacak. Bölüm meyle mi? Evet. Şöyle yani bu tabii ki değişebilir. Tabii ki. Tamam, şu an ne düşünüyorsun? Şu anda böyle İyi ki doğdun GUSE. İyi ki doğdun GUSE. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Yaş günü olmuş. O kadar incesiniz ki GUSE demin ağzımdan kaçırdım. Şu anda videoların çekildiği yerdeyiz. Emin siz de Vitamin'i biliyorsunuzdur. Onların videoları da mesela burada çekiliyormuş. Round için. Bir adet burada yeşil ekranımız var tabii ki. Klasik. Şimdi buraları şey yapacağız. Burada galiba tarih ders anlatımı yapılacak.
Atatürkçülük, Atatürk hikayeleri. Oo, burada şeyler falan var. Direkt ışık için kullanılan. Bilgisayar bölümü ve en sevdiğimiz yumurta kartonları. Tabii ki bunlar yumurta kartonu değil ama aşağı yukarı aynı iş için kullanıyorlar zaten. Sesi şey yapmasın diye. Ve burada da kamera var. Bilgisayarda da anlatılacak konunun slaytımsı bir materyali var. Ve her tarafta ses şeyleri var tabii ki. O yüzden sesim çok net ve böyle kesin geliyor şu anda. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hocam. Geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba. Şu anda dersi anlatım videosu mu yapılıyor? Evet. Şu anda İnkılap Tarihi'nin Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri başlığı altında ders anlatımımızı yapıyoruz. Şu an daha yeni başlıyoruz. Konumuz şu şekilde. Öncelikle işte Atatürkçü düşünce sistemini hazırlayan etmenler neler? Bunları Atatürk'ün doğduğu yer, yetiştiği ortam, okuduğu kitaplar, düşünürler, gittiği okullar, daha çok böyle ezbercilikten uzak biraz daha temelini oluşturarak gitmeye çalışıyoruz ki öğrenciler neyin nasıl olduğunu, neden, niçin olduğunu çok daha iyi kafalarında oturtabilsinler diye. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Daha fazla hocamızın zamanını almayalım o zaman. Artık diğer stüdyoların diğer kısımlara geçelim. Gel. Şu an ses kayıt stüdyosundayız. Burada zaten şurayı bir gösterebilirsin babacığım. Burada seslerin asıl alındığı yere doğru bu koridordan geçebiliriz. Evet, merhabalar. Merhaba, ne haber? İyi misiniz? İyi, teşekkürler. Evet, şimdi burada normalde seslendirme sanatçıları gelip Metinleri okuyorlar. Ses okuyorlar. Evet. Bize okur musun bir şeyler? Ki. Şöyle yapalım. Bizim en son kayıtlarımızda bir kız sesi lazım olmuştu. Harika. Genç kız. Mükemmel. Onu bir de sen okur musun? Tabii ki. Tamam, harika. Dur, şimdi hemen hazırlıyorum. Kayıtlayın. Bugünkü sunumunuz nasıl geçti? Çok uzun zamandır hazırlanıyordunuz. Şimdi ben konuşuyorum. Of, hiç sorma. Can hasta olduğu için bugün okula gelemedi. Sunumu iki kişi yapmak zorunda kaldık. Aa, sunumunuz kötü mü geçti yani? Sınıftakiler ve öğretmenimiz sunumu çok beğendiler. Ama Can okula gelemediği için hazırlamış olduğumuz maketi gösteremedik. Aa, senin hamburgerin benimkinden farklı. İkimiz de aynı hamburgerden istemedik mi? Yok yok, ben yeni çıkan Jüpiter menüden istedim. Uranüs menü gibi, bunun içinde bol peynir ve turşu var. Şimdi animasyonda görebileceğiz galiba sesimi. Olursa gerçekten çok, yani müthiş olacak. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Evet. Animasyonda acaba nasıl görünecek? Oh, ben de kimse beğenmedi diye düşünmüştüm. Benim de birçok dersimin sunumlarında aksaklık olmuştu. Matematik, kimya, tarih. Çalışırsan çok iyi bir şekilde başarabileceğini düşünüyoruz. Teşekkürler. Bunu hepinize gelsin arkadaşlar. Genel olarak videolarımın yorumlarına en çok gelen şeylerden biri de ben matematikte çok zorlanıyorum. O yüzden böyle hiç yapamıyorum falan diyen insanlar oluyor. Bu yüzden genel olarak... Evet, öncelikli olarak korkmayalım ve temelimizi sağlam tutalım. Peki bu videoların mesela sonlarında yazılan bu yorumlar, işte kullanıcılar tarafından gelinen aslında feedbackler buraya mı geliyor?
Evet, önce çağrı merkezimize geliyor. Çağrı merkezi bizim gerekli dersler için burada bütün branşlarda arkadaşlarımız var. İlgili yorum hangi dersle ilgiliyse o arkadaşlara iletiliyor. Ve biz her sabah burada değerlendiriyoruz o yorumları. Mümkün olduğunca düzeltmeler yaparak ya da kullanıcımızın sorusu neyse ona yanıt dönerek cevaplıyoruz bunları. Çok güzel. Örnek hiçbir şey yanıtsız kalmıyor. Evet. Hepinize ulaşıyoruz. Şöyle gösterebilirim. Bu şekilde bize geliyor yorumlar. Mesela birkaç tane yoruma bakalım. Çözüm çok karmaşık yapılmış diye bir yorum gelmiş. Biz bunu okuduktan sonra soruyu inceliyoruz. Gerçekten karmaşık mı yapılmış? Yoksa hani kullanıcının bazen yanlış anladığı yerler de olabiliyor. O zaman bireysel bir cevap mı veriliyor? Eğer yanlış anladığı yerler varsa bireysel cevap veriliyor. Ya da şöyle dönüyoruz. Gerçekten karışıksa videoyu tekrar çekeceğiz diye geri dönüyoruz ona. Video daha detaylı tekrar, bir çekim yapıyoruz. Evet, video tekrar çekildiğinde de video çekilip güncellenmiştir diye yanıt dönüyoruz kendisine. Bunun gibi mesela burada da bu soru tipinin nasıl çözüldüğünü öğrenmek o kadar mutlu etti ki beni. Sağ ol diye bir yorum gelmiş. Yani ben bile çok mutlu oldum. Evet, başka bir yorumumuz. Sorunun çözümünde bir yanlışlık var. Lütfen bir daha bakılsın. Dediği gibi biz değerlendirmeye alıyoruz bunu. Son bir yorum okuyalım. Bunu sen okumak ister misin? Güzel bir yorum. Evet, hepsi açık yazılmış. Ay, keklik gibi avlandık ve 30-60 ilişkisi efsane bilgiler tazelendi kalbim. Öyle de yorumlarımız var. Başka sorun varsa alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Merhabalar. Merhaba Hüsnü, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi benim bir sorum var. Ya o yapay zeka kim? O yapay zeka nerede? Yapay zeka neler yapıyor? Evet Hüsnü. Çok duyuyoruz çünkü adını. O yüzden bir bilgi almam gerekiyor. Evet evet, çok haklısın. Yapay zeka aslında şu şekilde çalışıyor. Round sizin yanlışlarınızı tespit ediyor özellikle ilk başta. Yanlışlarınızı tespit ettikten sonra bu yanlışın neyden kaynaklandığını bulmaya çalışıyor. Yanlışların kaynağını bulduktan sonra onlar için gerekli o bilgi nerede onu tespit ediyor. Tespit ettiği bilgileri sizlere tam uygun şekilde bir sırayla sunuyor. Ve bunun sayesinde eksiklerinizi kapatmanızı mükemmel bir ortam sağlıyor. Ya hiçbir atladığımız bir yer olmuyor. Evet, atladığınız yerleri özellikle tespit etmeye çalışıyor. Bizim özellikle sizin yaptıklarınızdan, yapamadıklarınızdan daha doğrusu eksiklerini tespit ederek o eksiklere nokta atış yapmak gibi bir hedefimiz var. Çok teşekkür ederim o zaman bu açıklamanız için. Teşekkür ederim. Ben şimdi bu sandalyeye tekrar bir gideyim. Yani çıtlatmak istedim bu videonun sonunda. Bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Round ekibi sağ olsun beni kırmadılar. Bir adet hediyemiz olacak sizlere bundan sonraki round videosunda. Onun için de hazır olun yani. Sanırım dışarıda kar yağıyor. Ben bir an önce dışarı çıkıyorum. Görüşürüz. Abone olabilirsiniz.